Belki Orsic'ten büyük beklentim var abi. Başka stoperimiz vardı, sakatlandı. Benko işte geldi. Evet. Bakalım abi, inşallah iyi şeyler alıp sen. Hüseyin abi, şampiyonluk çok beklentim yok ama ikincilik, üçüncülük beklerim yani takımdan bu sene. Öyle yani. Bu bölgeler var mı? Yok. Başka bir talebin var mı? Başkanımıza da güzel. Başkanımız da güzel. Alacağım mı kombini? Alacağım tabii ki de. Maçları kaçırmıyorum yani. Bu sene umutluyuz inşallah. Güzel olacak yani bu sene. Yani pek heyecan kalmadı bizde. Ama umutluyuz yani. Neden heyecan yok? Bilmiyorum yani. Hakemler biliyorsun futbolun gidişatı. Pek sahada kazanılmıyor yani futbol. Vallahi başarı bekliyoruz. Güzel yönetim, başarı. Baktığın zaman Yunan ve Slovakları genelde topladılar. Evet. Şimdi önemli olan bunlara hırs ve azmi şey yapmalar lazım, aşılamalar lazım. Yani hazırlık maçında da izledim zaten kabataslak. Fazla bir yorum yapamam erken çünkü her şey için abi. Hangi bölgede forvet garanti alınması lazım? O Jimmy Vardy falan diyorlar da alınsa muhteşem olur zaten. Yani başka stoper alınması lazım abi şimdi. O da dizini sakatlamış, o da verim ciddi işte. Bir şey evet, ciddi bir şey yoksa o zaman problem de yok abi. Abi sağ bek kesin. Serkan Aslan'ın yerine yani. Başka abi orta sahamız zaten dinamik. İşte Yunanistan'dan gelen yeni futbolcu o Bakasetas'ın falan. İyi abi şu an, bir sıkıntı yok. Umutlu musunuz? Umutluyum abi. İnşallah şampiyon olacağız. Transferler güzel de yani beklenen transferler var. Özellikle Petković olsun. Yani bu hazırlık maçında da gördük. Orta saha rotasyon olarak Doğucan olsun. Bunlar yeterli değil. Bakasetas'la ve Söpsis'le anlaşabilirsek eğer tekrardan daha güzel olur. Dorukhan'ın da sahaya dönmesi güzel oldu gözüküyor. Ve abi bek olarak ise Trabzon'u yeterli olarak görmüyorum. Yani Serkan Hasan'dan olmuyor gibi. Güzel bir bek transferi olursa sağ beke. Stoper olarak da bu yeni transferimiz sakatlanma. Şimdi Benkoviç diye bir stoper aldık abi yeni. Ya bunlar, bu çok bilindik bir stoper değil ama Hugo gibi olabilir yani. Beklemedik şeyler bize faydalı olabilir. İnşallah hayırlısı olur diyorum. Ben yıllarımı vermişim. Ben şampiyonluklar görmüş bir insanım. Trabzonspor bu sene 4 transferle başladı sezona. Nasıl bir Trabzonspor bekliyorsun bu sene? Aynı şampiyonlukta olduğu gibi yine inşallah o transferlerle şampiyon olacağız bu sene de. İnşallah aynı potansiyeli tekrar yakalarlar. Yani düşüncem o yönde şu anda. Geçen sene yani neden olmadı şimdi pek yorum yapamayacağım o konuda ama bizim asıl elemanlarımız gitti. Biraz verim düştü. Yani ondan sebep diyebilirim size. Transferinden çok memnunuz. Yani beklediğimiz ve istediğimiz bir adamdı. Ama onu tamamlayacak bir forvet transferimiz hala yok. Belirsizlikler var kafamızda. Yani işte Maxi Gomez'in kalıp kalmayacağı ile ilgili, ki kalmayacak gibi görünüyor. Kalmazsa Trabzonspor'un o bölgede çok iyi bir forvete ihtiyacı var. Geçen sene en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi gol yollarındaydı. Benkoviç ve Fernandez geldi. Benkoviç ve Fernandez'i çok fazla tanımıyorum işin açıkçası. Sadece YouTube videolarından izlediğim kadarıyla klasik stoperler, uzun boylular. Uzun boylular olmaları bizim için bir avantaj. O konuda çok büyük eksikliğimiz vardı bizim geçen sene. Özellikle her duran topa vurduruyorduk yani. O konuda sıkıntıyı biraz çözebileceklerini düşünüyorum ama oyun kurma açısından stoperler yeterli mi yetersiz mi onu ancak sahada göreceğiz. Yani şu anda biraz kapalı kutu gibi görünüyorlar. Çok fazla tanımadığımız için bunu söylüyorum ama hiç umulmadık transferler çok büyük katkılar da yapabiliyorlar Trabzonspor'a. Vakeme geldiği zaman hiç kimse tanımıyordu ama Trabzonsporlar için bir numaralı transfer oldu. O yüzden bekleyip görmek lazım, zaman tanımak lazım. Ama şunu söyleyebilirim kısaca, takımın geçen seneden çok daha iyi olacağına, daha iyi bir futbol ortaya koyacağına, en azından seyir zevki açısından güzel bir Trabzonspor izleyeceğimize inanıyorum. Bu sene değil, ondan önceki sene şampiyon olduğumuz kadroya yakın bir kadro bekliyoruz tabii, gönlümüzden geçen o. Ligi domine etmesini, bizleri sevindirmesini, mutlu etmesini istiyoruz. Tabii transferleri kimin yaptığı da önemli. En son getirilen hocanın tercihleri mi, yönetimin tercihi mi, hoca kendine göre bir kadro mu oluşturuyor? Bu da merak konusu tabii. İlerleyen zamanlarda bunu da göreceğiz. Buyurun. Eksik gördüğünüz nereler var? Defans. Herkesin gördüğü gibi defans. Yani stoper alındı. Göreceğiz. Yani stoperlerin uyum süreci, takıma uyumu, vereceği katkıyı zaman içerisinde göreceğiz. Ümit ediyorum ki başarılı olurlar.
Ama şu anda görünen en önemli konu defans. İzlediğimiz kadarıyla defans konusunda aşırı bir sıkıntımız var. Trabzonspor'u biz hep şampiyon görmek istiyoruz. O yüzden beklentimiz yüksek. Bakacağız, göreceğiz. Yesuzo formasını aldın. Ne hissediyorsun? Çok güzel. Zaten her zaman Trabzonspor güzel her haliyle. Her zamanki gibi de formada mükemmel. Hocamız da beğenmiş, görmüş. Başkanımız da beğenmiş, almış. Sahaya çıksınlar, lig başlasın. Görelim onları, ondan sonra kararımızı vereceğiz. Eksik bölgeler var mı senin gördüğün? Ya tabii ki. Takımımızın mesela orta sahası olsun, forvetimiz olsun, yine defansımız olsun. Tabii ki yine almamız gerekiyor onları. Ne kadar oyuncu alırsak alalım, hani maçı çevirebilecek, ikinci yarı oyuna soktuğumuz zaman oyunun kaderini değiştirebilecek oyuncularımıza tabii ihtiyacımız var. Şu anda yine tabii eksiklerimiz var. Yani lig başlayana kadar inşallah eksiklerimizi gidermeye çalışacağız diye düşünüyoruz. Heyecan var, olmaz mı yani? Nasıl sene, görüyorsun yeni, geçmiş sezon bir hayal kırıklığıydı. Ya bu sene şampiyonluk beklemiyorum. Gerçekçi olmak lazım ama en azından takımın borçlarını sürdürebilir hale gelmesi düşüncesi güzel bir şey yani. Olalım bir iki sene sonra, sorun değil. Gençlere de önem verildiğini görüyorum. Bu da önemli yani. Ya umutluyuz ama işte ben şampiyonluk biraz abartılı olur yani. Bu şu andaki kadroyla gerçekçi olmak lazım yani. Bir santrafor henüz alınmadı yani. Alınan oyuncular gole yönelik ama tam pivot santrafor yok bildiğim kadar. Defansta da bir iki şey var eksik. Evet. Yani Fernandez'in ne olduğu net belli değil. Çok değişik şeyler var. Olumlu, olumsuz görüşler var. Göreceğiz. Zaten sakatlandı bildiğim kadar hazırlık maçında yani. Yani umut... Petković iyi... Ha öyle mi? Ha tamam, o 1.90 küsür falan, evet. Yani iyi birisi olduğu söyleniyor yani internette baktığımız zaman. Bazı maçlarını izledim yani. Yani abi bence iyi transferler. Yani heyecanla bekliyoruz. Kombininde almaya geldim. Evet yani full maçlara gideceğim Allah'ın izniyle. Bakalım abi, bence güzel transfer oldu. Yönetimden beklentin ne? Hangi bölgelerde transfer istiyorsun? Efendim abi? Hangi bölgelerde daha transfer yapılması istiyorsun? Yani abi defans olabilir abi. Yani öyle. Bence güzel bir dönem geçiyor ama şu en sonki maça göre pek bir şey diye. Yani eksik olan bence defans bölümleri, kaleci Uğurcan'ı pek göremedik. İşte yani kaleci bölgeleri olsun, defans, forvet, oralar.